Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde oluşturduğumuz bu network controller. Bunu kullanarak arkadaşlar şimdi verilerimizi çağırmaya başlayalım. Bunun için main activity'me geliyorum. Hemen şu en üstte bir string ile URL'imi yazıyorum arkadaşlar. Bu URL'i kullanacağım. String URL diyorum. Bu verilerimizin yer aldığı URL'imiz arkadaşlar. Şöyle gelip URL'imi alıyorum. Kopyalayıp buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Bunun hemen altında bir request query oluşturuyorum. Request query. Buna da query diyelim arkadaşlar. Kuyruk. Bu kuyruğu ekleyeceğiz. Bu network controller'ımıza göndereceğiz arkadaşlar. Bu adresteki verileri bizim için getir diyeceğiz. Bunun için gelip yani uygulama açılır açılmaz oluşmasını istediğimiz için diyoruz ki yukarıda oluşturduğumuz query yani bu kuyruk eşittir network controller'daki get instance diyoruz ve oraya main aktivitemizi gönderiyoruz. This dediğimiz zaman main aktivitemizi gönderiyor. Diyoruz ki get request query. Get request query. Şöyle tıklıyorum arkadaşlar. Ne gibi bir hata var? Onu bütün pakete private etmişiz. O class'a has yapmışız. Onu bu paketin içinde private olacak şekilde ayarladı kendisi. Şöyle get request query bölümü private olmayacaktı. Daha sonra geliyorum main activity bölümüne. Tekrar diyorum ki şimdi query'me ekle. Yani bu kuyruk add diyoruz. Buna bir request göndereceğiz. New JSON object request diyoruz. Yani bize bir JSON objesi getirecek. Neden? Çünkü şu bu arkadaşlar gördüğünüz gibi bir JSON objesi. Şöyle bütünü bir JSON objesi. Şöyle kapattığım zaman görüyorsunuz bir obje notasyonunun içinde. Daha sonra onun içinde bir array başlıyor. Onu daha sonra göreceğiz. Öncelikle biz bu objeyi bir getirelim. Ve hemen başlıyoruz. URL'e git diyoruz. URL. Daha sonra şöyle gerekli bir new listener ekliyoruz. Dinleyici yani gitti getirdi ama ne yapacak? Listener diyoruz. Bunu oluşturacağız biraz sonra. Herhangi bir şey çağırmayayım. Oluşturayım aşağıda. Ve bir new error oluşturuyorum. İkisini de aşağıda oluşturacağım. Hem listener hem de error oluşturacağım. Şu L'yi küçük yazalım. New listener. İkisi de yok şu an arkadaşlar. Ben şimdi ikisini de oluşturuyorum. Bunun için gelip öncelikle private class listener diyorum. Şu onCreate metodumun dışına çıkarak şöyle buraya geliyorum. Ve private class listener diyorum. Bunu implement ediyorum. Neyden? Response yani gelecek olan cevap. Response nokta listener arkadaşlar. Bunun içine tip olarak JSON objesi giriyorum. Ve şöyle süslü parantezler içinde bu class'ımı oluşturuyorum. Public void
On response metodumu öncelikle oluşturuyorum arkadaşlar. On response metodum. Bu bir JSON objesini bana gönderecek. JSON object. Buna response diyoruz. Bu bizim çünkü cevap olarak gelecek olan JSON objemiz arkadaşlar. Daha sonra bu response'u arkadaşlar ben direkt yazdırayım. Yani bir şey yapmayalım arkadaşlar. Bu response'u olduğu gibi yazdıralım. Ne diyelim? Log'a bastıralım. Pardon. Log nokta i diyelim. Buna gelen cevap diyelim ve response'umuzu buraya yazdıralım arkadaşlar. toString diyorum. Çünkü gelen bir JSON objesi. Bunu string'e dönüştürüp log'a şuraya yazdıracağım. Buraya yazdıracağım arkadaşlar. Şu an emülatör çalışmadığı için göstermiyor. Bir de error oluşturacağım. Listener'ı oluşturduğum için gitti gördüğünüz gibi kırmızılık. Bir de error olma durumunda ne olacak? Hemen onu oluşturalım. Bu da yine private class error. Bunu da yine implement ediyoruz. Yani response nokta error listener yapıyoruz arkadaşlar. Bu da hata dinleyicisi oluyor. Bu durumda bir hata alırsak public void on error listener diyoruz arkadaşlar. On error response. Yani cevap alınırken bir hata oluştu. Bu arkadaşlar volley error şeklinde gelecek. Volley error. Buna error diyoruz. Yani hata. Şöyle süslü parantezler içinde bunu da bir dosta yazdıralım. Ekranda direkt kullanıcı görsün. Çünkü cevap gelirken bir hata oluşursa bunu kullanıcının görmesi iyi olur. Şöyle hata oluştu diyelim. Hata oluştu. İki nokta üst üste bir boşluk bırakıyorum. Artı şu error nokta get localized message. Yani kullanıcının dilinde göster bunun şeyini. Bunun hata mesajını diyorum. Şimdi uygulamamı çalıştırdığım zaman arkadaşlar şu linkteki veriler gelip log'uma yazılması gerekiyor. Bunu denemek için hemen emülatörümü çalıştırıp uygulamamı emülatörde çalıştırıyorum. Emülatörün açılmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar şöyle emülatörüm açıldı. Hemen gelip log'u kontrol ediyorum arkadaşlar. Şöyle yukarıda görüyoruz. Gelen cevap diyor arkadaşlar. Başarılı bir şekilde bütün meditasyonlarımı aldığını görüyorum arkadaşlar. Bütün meditasyonları teker teker getirdi. Bir sonraki derste arkadaşlar bu gelen JSON'ı parse etmeyi yani parçalamayı ve bunu SQLite'a kaydetme işlemlerine başlayacağız. SQLite işlemlerinde de yine bir network controller gibi bir SQLite yardımcımız olacak. Bir sonraki derste onu oluşturalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.